Neye sebebiyet hemen hemen veriyor genetik ah sebeplerdir. Çalışması? Neye sebep veriyor? Evet, şimdi onlara da isterseniz yavaş yavaş girebiliriz. Ya da işte az çalışması, çok çalışması diye isterseniz sınıflandıralım. Olur hocam. Şimdi bir çok çalışmasından isterseniz başlayalım. Çok çalışması aslında hani çok gözüken bir durum değil. Sadece Graves hastalığı dediğimiz bir hastalık var. Bu da aynı bir romatizmal hastalık gibi, tip 1 diyabet gibi bir otoimmün bir hastalık. Otoimmün hastalık deyince biliyorsunuz, bilmiyordur insanlar. Otoimmün hastalıkta bizim bağışıklık sistemimiz bir kendi dokusuna karşı bir antikor oluşturuyor. Ya da bir mikroba karşı antikor oluşturuyor. Bu olan antikorlar bazen bizim dokularımıza saldırabiliyor, onlara zarar verebiliyor. İşte bu oluşan antikor da bizim hipofiz bezindeki tiroid uyarıcı hormon gibi etki ederek bu tiroid bezinin aşırı çalışmasına sebep oluyor Graves hastalığında. Yani şunun onu da deneyeyim o zaman. Tiroid bezini tek başına çalışmıyor. Onu organize eden bir üst düzey bir endokrin organımız var. Hipofiz bezi. Hipofiz bezi bütün o neredeyse endokrin bezlerini organize eden orkestra şefi gibidir. O hem büyüme hormonlarını, tiroid hormonlarını, işte testosterondur gibi ya da overdeki yumurtalıklardaki kadınsal hormonlar gibi bütün hormonları, hormonların orkestra şefi. O uyarıyor. Mesela diyelim ki tiroid beziniz çok çalışıyor, uyarıyı azaltıyor ya da az çalışıyor, çok uyarı gönderiyor. Yani o orkestra şefi gibidir. İşte bu oluşan antikorlar yanlışlıkla o tiroidi stimüle eden hormon gibi etki ederek tiroidi uyarıyor ve tiroid de bu sefer çok çalışıyor ve büyümeye başlıyor. İşte guatr dediğimiz şey gelişiyor. Nodüllü ya da nodülsüz, difüz bir şekilde de genişleyebiliyor. Ve bu da tiroidin çok çalışmasına sebep oluyor. Tabii tiroidin çok çalışması da ciddi bir problem. O zaman metabolizmamız çok hızlı artıyor. Bunun birkaç şeyi var. Bir tanesi özellikle kalp üzerinde çok olumsuz etkiler var. Kalp bir kere çok hızlı çalışıyor. Hatta atrial fibrilasyon dediğimiz bir ritim oluşmasına da sebep olabiliyor. Bu da ciddi problemlere sebep olabiliyor. Hem çok kalp çok hızlı çalışıyor, kalp yetmezliğine sebep olabiliyor. İşte pıhtılara, kalp içinde pıhtılara sebep olabiliyor, feşlere sebep olabiliyor. O yüzden kalbe böyle olumsuz etkisi var. Bağırsakları mesela çok çalışıyor, aşırı fazla çalışıyor. Buna bağlı olarak da işte ishal durumları olabiliyor. Çok sık tuvalete gitme durumları olabiliyor. Yani ciddi sonuçlara da yol açabiliyor tabii, diğer hastalıkları. Aynı zamanda şey çok sinir yapıyor. Mesela o kişiler çok sinirli, stresli, asabi oluyorlar. En ufak şeye tahammülleri olmuyor. Çok terliyorlar. Sıcağa karşı hiç tahammülleri olmuyor. Bunların tersi de aynı şekilde çok az çalıştığı zaman da oluyor. Tam tersi de aslında. Evet. Bu kişiler dediğim gibi çok asabi oluyorlar, uykusuz oluyorlar, çok halsiz oluyorlar. Kas güçleri çok zayıflıyor, çok çabuk yoruluyorlar. Daha ileri aşamalarda kemik erimesi, osteoporoze sebep olabiliyor. Aynı zamanda bu Graves hastalıklarında böyle %30'unda gözüken işte gözlerde biraz pörtleme, gözleri biraz daha dışarı gibi gözüküyor. Oftalmopati deniyor. Evet. Gözükebiliyor. O da göz arkasındaki yağlarda artış, karbonhidrat miktarında artıştan dolayı göz biraz daha dışarı çıkık gözüküyor. Ondan böyle tipik göz yapıları vardır. Hı-hı. Bu hipertiroidi, Graves hastalığına bağlı olan hipertiroidilerde. Bu Graves'in daha ileriki döneminde tirotoksikoz dediğimiz bu artık tiroid fırtınası, yani tiroid hormonların aşırı salgılanması çok daha böyle ölümcül komalara kadar götürebilen, acil müdahale gerektiren durumlara kadar da götürebiliyor. Kesinlikle basit bir hastalık değil o zaman. Değil tabii. Yani.